Başkan geliyor. Hoş geldiniz. Ajan için ya. Fidan almamı geliyorsun. Sayın valimiz. Fidan almamı geliyor. Evet, evet. Diyor. Ceviz fidanı dağıtmaktan bahsediyor. Tankı dağıtmaktan bahsediyor. Bunlar neyi gösteriyor? Bize bir şey gösteriyor. Bu yeni dönem. Yani büyükşehir dönemi. Yani belediyelerin ilçe hudutları ile ilgili sorumlu olduğu, sadece ilçe merkezinin değil, ilçenin kırsalından da sorumlu olduğu bir dönem. Yani belediyelerin sadece şehircilikten değil, aynı zamanda kırsal kalkınmadan da, tarımdan da sorumlu oldukları bir yeni düzene alışmaya, anlamaya, uygulamaya çalışıyoruz. Şunu açık yüreklilikle söylemeliyim ki, bu yeni döneme en hızlı, en iyi uyum gösteren belediyelerimizden Yunus Emre Belediye'mizi, başkanını ve yönetimini ayrı ayrı kutluyorum. Başka öyle bakir, değerlendirilmemiş bir potansiyel Manisa'da üzülerek söylüyorum yok. Dolayısıyla her yol Kürt Dağları'na çıkıyor. Cevizciler yolu da oraya çıkmış. Antep fıstıkçıların yolu da oraya çıkmış. Daha önümüzdeki günlerde çok konuşacağız. Başka yollar da oraya çıkacak. Kürt Dağları belki de Manisa'nın en önemli, en değerli haline, yeri haline dönüşecek. Ben özellikle bu daha çok bizim işimiz olan konuda belediyemizin, başkanımızın bu güzel çalışmasından dolayı mutluluğum, memnuniyetimi ifade ediyorum. Hayırlısıyla ceviz fidanı dağıtımımızın ikinci törenini yapacağız. 10-15 gün önce 3000 adet ceviz fidanımızı dağıtmıştık. Bugün ayrıca 14.000 tane Antep fıstığımız var. Aşısız olarak onları dağıtıyoruz. Antep'ten, Nizip'ten aldık. Oradan değerli bir dostumuz, kendisi de burada. Antep fıstığı Antep'ten geldi. Ceviz fidanları da Isparta'dan geldi. Ceviz fidanlarımız aşılı. Çentli denilen güzel bir marka ceviz fidanı. Antep fıstığı da nasipse seneye ya da öbür sene mi aşılanacak? Üçüncü sene Antep fıstığı da aşılanacak. Tabii amacımız bizim özellikle Yunt Dağı'na yönelik belli rakımlarda, belli yüksekliklerde çok fazla bakım istemeyen, su istemeyen bu tür ceviz gibi, Antep fıstığı gibi kabuklu kuru meyvelerin yetiştirilmesi, oraların arazi yapısının, toprak yapısının ve iklim yapısının bunlara daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Ve bu ağaçlar, belki ceviz ağaçları 100 yılın üzerinde ömrü olan ağaçlar. 2 sene, 3 sene belki hafif bir sulama ile biraz kökleri canlandığı zaman artık ondan sonra su da istemiyor. Bizim Yunt Dağların yapısına da uygun. Bugün Yunt Dağımızda, Yunt Dağımızın köylerinde Antep fıstığı ve cevizle ilgili fidanlarımızı dağıtacağız. Tabi bu sadece Antep fıstığı ve cevizden ibaret olmayacak. Daha bunun arkası gelecek ve üzüm olsun, organik tarım olsun, her köyümüzde mutlaka bir projemizi uygulayacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız olgunlaştı, bununla ilgili projelerimiz olgunlaştı. Kısa süre içerisinde de inşallah her köyümüzde bu hizmetimizi sizlere sunmuş olacağız. Ben bu dağıtacağımız fidanların sizlere, köylerimize, vatandaşlarımıza bol kazanç getirmesini diliyorum. Ben Çizikaya, İrfan Akın. Ötekileri alalım. Ya İsmail abi, ne veriyorsunuz ona? Ceviz mi veriyorsunuz? Ne var İsmail abinin nesi var? Benim ayağımdaki ceviz. Antep'li mi? Bakalım, gel sen. Sayın abi, şu anda Antep ısını veriyoruz. Hadi bakalım, iyi konuş. Belediye başkanımız takip ediyor. Hadi bakalım. Amerikan Bey, gel sen. Sayın Valimizin yanına buyurun. Bir dakika, sen gel. Ceviz mi olacak? Çok iyi. Sayın abi. Altı verim Sayın abi. Sayın abi. Evet. 35, 37, 40, 43, 45, 45. Gün. Halil Yılmaz, Elif Altıntop. Bu çalışmalarınızın dolayı çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah gün kalanında bir çığır açacak. Herkes iyi baksın yavrum. Sağ olun, Allah razı olsun. Tamam, iyi bakın.